Şimdi yedinci derse geldik. Çöl hakkında konuşuyoruz. Çöl hakkında konuşacak bu kadar şey olduğunu bilmiyordunuz. Ama bildiğiniz gibi güçlü bir ruh inşa etme kavramına devam etmek istiyorum. Vaftizli Yahya ile ilgili kutsal yazıları gözden geçirelim. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek ıssız yerlerde yaşadı. Canda değil, ruhta güçleniyordu. Ve İsrail'e görüneceği güne dek ıssız yerlerdeydi. Bunu resmetmek istiyorum. Yahya bir kahin oğluydu, değil mi? Ve sadece bir kahin oğlu değildi. Halka hizmet etmek için kutsal yere giren kahinin oğluydu. Ve Kahin baş melek Cebrail tarafından ziyaret edildi. Gökteki en görkemli meleklerden biri olan Cebrail, oğlunun ne kadar büyük olacağını söylemek için babasına görünüyor. Bunu zihninizde canlandırın. Babası onu görüyor. Evet, Melek Cebrail geldi ve bana doğumunu anlattı. Yahya büyürken onunla ilgili bir beklenti vardı. Ve beklenti şuydu. Kahinin oğlu olarak mirası Yerüşalem'e gitmek ve kendi neslinin en büyük kutsal kitap öğretmeni olan Gamayel'in altında çalışmaktı. Tüm komşuları kahindir. Bu nedenle kahinlerin oğulları ve kızlarıdır. Ve bütün bu kahinlerin oğulları şöyle düşünür. Gelecek yıl okula başlayacağız ve Gamayel'in yönetiminde eğitim göreceğiz. Bu harika ama Yahya çöle çekildiğini hissediyor. Şimdi şunu zihninizde canlandırın. Yani Kusaro onu yönlendiriyor. Issız yere git. Çöle git. Yahya şöyle düşünmüş olabilir. Ben nasıl çöle gidebilirim? Benim Yeruşalim'de okula gitmem ve Gamayel'in dizi dibinde eğitim görmem gerekiyor. Ve kutsal ruh onunla asla tartışmaz. Sadece söyler, çöl. Bir dakika bekle, bekle bir dakika. Eğer çöle gidersem, vaaz vermek için atanamam. Havralara davet edilmem. Hiç kimse bir havraya önderlik etmemi istemez. Diskrafi olurum. Çöl, ama Tanrım, tüm müjde'nin büyük bir hizmetkarı olacağımı bile duyurdun. Bunu ben daha doğmadan önce duyurdun. Bu anlamsız. Eğer çöle gidersem asla kaderimi gerçekleştiremem. Ama Tanrı devam eder. Çöl. Ve en nihayetinde Yahya çöle gider ve altı aylık bir hizmet için 30 yıl eğitim gördüğünü anlar. Şimdi şunu düşünün. İsa kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olmadığını söyledi. Sadece 6 aylık bir hizmet verdi ama Rabbin kendisi onun en üstün olduğunu söyledi. Peygamberleri düşünün. Daniel, Samuel'i düşünün. Ama İsa Doğan en üstün peygamberin Yahya olduğunu söyledi. Buradaki çatışmayı görebilirsiniz. Çünkü kalabalıkların arasına gitmek ve herkesin bulunduğu, herkesin çatıştığı yerde olma baskısı vardır. Hayır, Tanrı'yı dinlemeye ihtiyacımız var ve bunu anlamamız gerçekten önemli ve bu dersin başlığı dünyaya bir İsmail getirmeyin. Tamam mı? Dünyaya bir İsmail getirmeyin demekle ne demek istiyorum? Şimdi eski antlaşmadan başka bir kişi hakkında konuşmak istiyorum. Bu kişi imanımızın babası İbrahim. İbrahim 75 yaşındayken Tanrı ona göründü. Resmi zihninizde canlandırın. Tanrı bu adama göründü. Ve Rab İbrahim'e şöyle dedi. Senin kalkanın benim. Ödülün büyük olacak. İbrahim'in cevabı neydi biliyor musunuz? Ne fark eder ki? Çünkü temel olarak söylediği buydu. 75 yaşındayım. Karım kısır. Belki 25 bilemedin 30 yıl daha yaşayacağım. Sen benim ödülümsün ama bir mirasçım yok. Ev halkımın mirasçısı Şamlı Eliyazer. Bunun üzerine Tanrı İbrahim'e cevap verir. İşte büyük vaat. Rab yine seslendi. O mirasçın olmayacak. Öz çocuğun mirasçın olacak. Tanrı burada Sara hakkında bir söz söyledi mi? tek bir kelime etmedi. Ve gelecek 14 yıl boyunca Sara hakkında hiçbir şey söylemedi. Özür dilerim, 16 yıl boyunca Sara'nın lafı edilmedi. Bu nedenle düşünün, özür dilerim, gene yanlış söyledim. 11 yıl boyunca Sara hakkında bir şey söylemedi. O zaman 75 yaşındaydı ve 11 yıl sonrasına gidelim. Yani 11 yılı bir düşünün. Tamam. Bu uzun bir süre ve hala ortada bir çocuk yok. Sara kısır ve İbrahim artık iyice yaşlanmakta ve düşünüyor. Ah ben şimdi ne yapacağım? Böylece Sara gelir ve şöyle der. Bak, Tanrı sana bir oğul vaat etti. Ama belli ki bu oğul benden olmayacak. Mısırlı cariyem Hacer leyat Tanrı'nın vaat ettiği oğlu onun aracılığıyla alacağım. Sonra hepimiz ne olduğunu biliyoruz. İbrahim ve Hacer'den İsmail dünyaya geldi. Esasen İsmail, Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği doğumu kendi gücüyle gerçekleştirme girişimiydi. Bunu anlamamız çok önemli. Pavlus, Galatyalılar 4. bölümde bu konu hakkında konuşur. Der ki, İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan olağan yoldan doğdu. Özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki anlaşmayı simgelemektedir. Ben üniversitedeyken Tanrı hizmetle ilgili olarak ben de çalışmaya başladı. Ama yapmak istediğim son şey hizmetkar olmaktı. Yani hiç istemiyordum. Çünkü hizmetkar olmak hakkında kafamda iki imge vardı. 3 bin nüfuslu küçük bir kasabada büyüdüm. Birincisi Katolik rahiplerdi. Onlar evlenmezler. Bu kesinlikle benim için bir seçenek değildi. İkinci imge ise kasabamızdaki küçük kiliseye pastörlük yapan hizmetkardı. Ve benim yaşımda iki çocuğu vardı ve gerçekten gariplerdi. Bir keresinde onların evine gittim ve çok dağınıktı. Öyle kötü kokuyordu ki evden çıkmak için bir bahane uydurana kadar nefesimi tutmak zorunda kaldım. Yani hizmetle ilgili iyi bir izlenimim yoktu. Bu nedenle ya bir rahip olup asla evlenmeyeceğimi ya da garip çocuklarımla kötü kokulu bir evde oturacağımı ya da Afrika'da bir kulübede kapısız yaşayacağımı düşünüyordum. Hizmetle ilgili hiçbir arzum yoktu ama Tanrı bende uzun süre çalıştı ve sonunda Tanrım nereye gitmemi söylersen gideceğim dedim. Kötü kokan bir evim ve garip çocuklarım olsa bile umurumda değil bu çağrıyı yerine getireceğim. Çünkü seni seviyorum ve artık bu konuda heyecanlıyım ve Rab bir gece konuştu. O sırada termodinamik çalışıyordum ve kitabımı duvara fırlattım. Dedim ki artık bitti, ben vaaz vermeye çağrıldım. Makine mühendisliği okuyarak elime ne geçecek? Üstelik Kürt Üniversitesi, ülkenin en zor makine mühendisliği müfredatlarına sahip üniversitelerinden biriydi. Böylece arkadaşımı aradım ve ona, hey ben bırakıyorum, kutsal kitap okuluna gidiyorum dedim. Dua edebilir miyiz diye sordu. Böylece dışarı çıktık ve dua ettik. Tanrı şöyle dedi, üniversite eğitimini bitirmeni istiyorum. Böylece buna iki yıl daha katlandım ve sonra dört gün gün oruç tuttum ve orucun dördüncü günü Rabb dedi ki mühendis olarak giriş görüşmesi yapmanı istiyorum. Şimdi gerçekten çok üzgündüm çünkü kutsal kitap okullarının broşürlerini incelemeye başlamıştım. Yani ne yapacağım? Yani hayatım için bir çağrı yaptın ve şimdi bana mühendis olmamı söylüyorsun. Bunun üzerine görüşmelere gittim, 13 iş teklifi aldım ve Tanrı'nın nereye gitmemi istediğini anladım. Çünkü iyi kutsal kitap okullarının bulunduğunu bildiğim kentlerdeki şirketlere görüşmeye çalıştım. Ve Tanrı'nın istediği kente itaat ederek gittim ve orada kilisemin reklamını yaptığı kutsal kitap okulu vardı. Böylece akşamları kutsal kitap okuluna gitmeye başladım. Brockwell Uluslararası Şirketinde mühendis olarak çalışıyor ve akşamları kutsal kitap okuluna gidiyordum. Ve kutsal kitap okulunda bir yıl geçirdikten sonra Tanrı bana şöyle dedi: Seni nasıl yetiştirmeyeceğimi artık keşfettin. Ne yaptığımı görüyor musun? Tanrı'nın çağrısını gerçekleştirmeye çalışmak için çabalıyordum. Böylece en sonunda kilisemde işe başladım ve işim misafir konuşmacılarla ilgilenmekti. Yaklaşık 450 kişiden oluşan bir takımımız vardı ve tanınan başlıca konuşmacıların hepsi geliyordu. Ve konuşmacılar Tanrı'nın hayatımla ilgili çağrısını görüyorlar ve bir şehir seçmeli ve gidip orada bir kilise başlatmalısın diye tavsiyelerde bulunuyorlardı. Ve bu konuşmacılar saygı duyduğum erkek ve kadınlardı. Bir kadın konuşmacı şöyle demişti. Karayiplere gitmeli ve T.L. Osborne'un yaptığı gibi kendi hizmetini başlatmalısın. O da orada başladı. Ve şimdiye kadar çoğu Afrika ve Hindistan'da olmak üzere 62 milyon kişiyi Rab'be getirdi. Karayipler de hizmete başladı. Hepsi konuşuyordu ve kafam karışıktı. Çünkü hepsi saygı duyduğum kişilerdi. Ve diyorlardı ki, John, hayatın üzerinde bir çağrı var. Bu konuda bir şey yap. Ama işte burada kilisemde hizmet ediyorum. Yani bu fikirlerle mücadele ediyorum. En sonunda pes ettim ve Bever hizmetlerini başlattım. Ve sloganımız bu harikolade ışıkla dünyaya ulaşmaktı. Artık kartvizitler bastırıyorum. İnsanlara, hey gelip size vaaz verebilirim, yapabilirim diyorum. Kart vizitlerimi dağıtıyorum. Kaset serisi kaydetmek zorundaydım. Kasetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyor. Bu seriyi kaydettim ve eşimi, en iyi arkadaşımı daireme çağırdım. Ve bu seriyi vaaz ettim. O kadar sıkıcıydı ki birinde uyuyakaldılar. Yani kelimenin tam anlamıyla ağzının kenarından salyası akıyordu. Ve böylece bu kaset serisini aldı. Ve bir kişi benden vaaz vermemi istedi. Ve bir başkası bu İsmail hizmeti için bana 100 dolar verdi. Ama ben manevralar yapıp, bütün bu durumlarda kendime yol açmaya çalışıyordum. Ve bilirsiniz, aslında kendimi tanıtmaya çalışıyordum. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ve kesinlikle tatsızdı. İnsanlar bereket aldılar. Ama gerçekte bir etki yapmıyordu. Büyük bir etki olmuyordu. Siz ya da tanıdığınız biri İngilizceden farklı bir dil konuşuyor mu? John ve Lisa Beaver'dan ilham veren daha fazla öğretiler istiyor musunuz? Ücretsiz video ve kaynak indirme sitesi clarklibrary.org'a gidin. Dilinizi seçin. Kapsamlı kütüphaneden kaynağınızı seçin. E-kitaplar, video mesajlar, sesli kitaplar ve öğretiler, TV programları, kutsal kitaplar ve daha fazlasını Clyde Library sitesinden öğrenin. Çünkü olay şu, bir şeyi benlikten dünyaya getirirsek, benlikten kuvvet olması gerekecektir. Tanrı her zaman sözünü bereketler ama siz onu benlikle sağlamak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle politik davranmak ve bu hizmetin büyümesine yardım etsinler diye bütün bu kişileri yanıma çekmek zorunda kalıyorum ve çabalayıp duruyorum. Bir gün ibadette otururken platforma T.L. Osborne çıktı ve benim kahramanlarımdan biriydi. Ve bir sesin şöyle dediğini işittim. Onun altında çalışacaksın. Ve ben vay T.L. Osborne için çalışacağım diye düşündüm. Ve ben bunun gerçekleşmesi için gerçekten çabaladım. Tulsa Oklahoma'da oturuyordu ama Orlando'ya taşınmıştı. Ve eşime dedim ki biliyor musun Orlando'ya taşınacağız. Orlando'ya taşınacağız. Kullanılmış araba satacağım. Çünkü kilisem için çalıştığımdan muhtemelen beni işe almayacak ve o çok dürüst bir adam. Ve işte biliyorsunuz böylece Orlando'ya taşınmaya çalıştık ve ne kadar rahatsız hissettiğimi hatırlıyorum. Ama gene de dinlemedim. Sonra geri geldim ve sonraki gün postörüme istifa edeceğimi ve Orlando'ya taşınacağımı söyleyecektim. Tanrı o gece bana telefon aracılığıyla üç farklı eyaletten üç hizmetkar gönderdi. Tanıdığım kişilerdi. Biri bu konuda eşin ne hissediyor John diye sordu. Ben yani şey dedim benimle hem fikir değildi. Bana şöyle demişti. Sana bağımlıyım. Bunu yapacağım ama aynı fikirde değilim. Bence yanlış bir şey yapıyoruz. Son olarak gece bir ya da iki gibi sonuncu arkadaşımla konuştum. O bir pastördü ve birden aydınlandım ve dedim ki aman yarab bir İsmail hizmeti yaratıyorum. Sonraki gün pastörüm ve karısıyla konuştum ve onlara neredeyse istifa edeceğimi ama sonra İsmail hizmeti yarattığımı anladığımı söyledim. Ve bir bebek gibi ağlamaya başladım. Toplantıdan çıktıktan sonra pastörler ve diğer tüm kadrolar hep birlikte basketbol oynadık. Ve hatırlıyorum, basketbol oynamaya hazırlanıyordum ve telefon çaldı. Arayan T.L. Osborne'du. Kulaklarıma inanamadım. John, Tulsa'ya geri dönüyoruz. Daisy ile bir asistana ihtiyacımız var. Senin bir kilise başlatmanı istiyoruz. Dünyanın her yerinde bu kiliseleri açabiliriz. Müjdeyi her yerde duyurabiliriz. Tam iki saat telefonda konuştuk. Tıpkı bir çocuk gibi hoplayıp zıplıyordum. Dışarıya çıktım. Sanki başımı tavana vurabileceğimi hissettim. Dışarıda hoplayıp zıplasam daha iyi olur diye düşündüm. Ama sıkıntı hissettim. Ruhumda bir sıkıntı vardı. Dedim ki, Tanrım bir dakika bekle, bunu yapamazsın. Onun için çalışacağımı söylemiştin. Onun için çalışacağım sözü aslında kilisemize geldiğimde ona hizmet etmemle yerine gelmişti. Tanrı bana bu sözü kilisede çalışmaya başlamamdan önce söylemişti. Ama ben bunu yapamazsın diye düşünüyordum ve üç gün boyunca bu sıkıntıyla savaştım. Ve sonunda üçüncü gün ayağımı yere vurdum ve İsa'nın adıyla Tiel Osborne için çalışacağım ve sıkıntı terk etti. Genç bir imanlı olarak yaptığım en tehlikeli işlerden biriydi. Böylece onların yanına uçtuk, bizimle 5 saat görüştüler, bizi tüm kadrolarına tanıttılar, oturacağımız yeri bulduk. Geri döndük ve ben duaya devam ediyordum. Ve Tanrı'nın merhametiyle o sıkıntı geri döndü. Ve ben ne yapacağımı bilemez haldeydim. Sonra pastörüm duyuru yaptı. Tüm kiliseye duyuru yaptı. Çünkü ortada çok görünen bir kişiydim. John ve Lisa aramızdan ayrılacaklar. Çünkü D.L. Osborne ve Daisy Osborne için çalışacaklar. O dönemde 62 milyon kişiyi Rab'be getirmişlerdi. Müthiş bir tanrı adamı. Ve o sıkıntının geri döndüğünü hatırlıyorum. Ve Osborne kardeşi aradım ve ona sordum. Bu konuda biraz daha konuşmamızın bir sakıncası var mı? O da evet buraya gel dedi. Böylece tekrar uçtuk ve birbirimizi sevdiğimizi söyledik. Ama benim ve Liza'nın gelip onlar için çalışmamız Tanrı'nın isteği değildi. Geri döndük ve en yakın arkadaşımın ofisine girişimi hatırlıyorum. Kilisemizin pastör yardımcılarından biriydi. Ona dedim ki şu an kendimi bu kapının altından yürüyüp geçecek kadar küçük hissediyorum. Tüm kiliseye Tiel için çalışacağım duyuruldu ama şimdi gitmiyorum. Ve sonraki iki hafta boyunca ne zaman dua etmek için dışarı çıksam bir bebek gibi ağladım. Dua bile edemiyordum. Çünkü bu fırsatı, böyle bir hizmeti dört yıldır arıyordum. Her şeyim buydu. Ve iki hafta sonra bir sabah avazım çıktığı kadar bağırarak, Tanrım neden onun için çalışmama izin vermedin diye seslendim. Neden bunu sunağa koydurdun? Ve Tanrı bana konuştu. Çünkü bana mı yoksa hayaline mi hizmet ettiğini görmek istedim. Uy. Ve Daryl. Ondan sonra içime müthiş bir esenlik geldi ve gözlerim açıldı. Ve harika bir eşim var diye düşündüm. Güzel ve harika bir eşim olduğunu tamamen unutmuştum. Müthiş bir oğlum var biliyorsunuz. Elimdekileri anlamamıştım. Yepyeni ve güzel bir evde oturuyordum. Havuz apartmanımızdan 30 adım uzakta. Ve yeniden hayatın tadını çıkarmaya başladım. Çünkü artık Tanrı'nın bana vaadini benlikte gerçekleştirmeye çalışmıyordum. O kadar rahatladım ki endişelenmeye başladım. Neden artık çabalamadığımı merak ettim. Çabalamaya o kadar alışkındım ki 6 ay sonra Tanrı bir kapı açtı. Biliyorsunuz 18 aylık bir çöl tecrübesinden geçtim. Tanrı kapıyı açtı ama bu kapı çok da düşündüğüm gibi değildi. Tüm dünyaya giderek büyük müjdeleme toplantıları yapan T.L. Osborne'u geri çevirdim. Çünkü bir Tanrı adamı geldi ve bizim gençlik pastörümüz olman gerektiğini düşünüyorum dedi. Ve Tanrı bunu eşim aracılığıyla doğruladı. Ve muhtemelen bu hizmet yapacağımı düşündüğüm en son işti. Pastörüm bile gelip bana, John sen borcunu ödedin, bu hizmeti dört buçuk yıl yaptın dedi. Bu bana hiç de yükselme gibi gelmiyor. Bu Tanrı'dan, pastör bunu bereketleyeceğini söyledi diye karşılık verdim. Ve oraya gittim ve Tanrı gençlik pastörü olarak hizmet ettiğim iki yıl içinde bize çok şeyler aktardı. Ama çok önemli olan şey şu, Tanrı bize hakiki vaatler yapar. Ama Tanrı'nın bu vaatlerini gerçekleştirmesine yardım etmeye çalışırsak sıkıntı olur. Beni yanlış anlamayın. Tanrı'nın bize git bunu yap, git şunu yap dediği zamanlar vardır. Yüreğinize bir yük koyar ve yapsanız iyi edersiniz. Ama eğer Tanrı'nın bize vaat ettiği şeyi gerçekleştirmesine yardım ediyorsak bir İsmail yaratıyoruz demektir. İbrahim ve Sara'nın başına gelen buydu ve bunun sizin başınıza geldiğini görmek istemem. Çünkü İsmail İshak'la ömrü boyunca çekişti ve günümüzde de halen durum budur. Paulus bu nedenle Galatyalılara şöyle yazar. Bu ikisi bir benzetme taşır ve Tanrı'nın hayatıma dair yaptığı vaatlere karşı ömrüm boyunca savaşacak bir İsmail'i dünyaya getirmek istemiyorum. Böylece diğer bir deyişle eğer Tanrı'nın önüne geçersem ve keşke bunu biri bana daha önce öğretseydi şöyle deselerdi John şimdi yüreğinde bir sıkıntıyla yaşıyorsun. Peki bu sıkıntı nedir? Hayatınızda içinizi tırmalayan kemiren bir rahatsızlıktır. Her şey iyi görünüyordu. Birlikte çalışmanın özlemini çektiğim adam için çalışacaktım. O iman kahramanımdı. Ama içinizde bir yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Buna kulak vermedim ve kutsal kitap bize ruhla yönetilenlerden bahsediyor. Ruh yüreklerimizde tanıklık ediyor. Bizimle oradan konuşuyor. Ve bu rahatsızlığı hissettiğiniz zaman hemen bir dakika bunu kontrol etmeliyim. Belki bir İsmail dünyaya getiriyorum demelisiniz. Ama bu sıkıntıya rağmen sonuna dek giderseniz size kolay gelsin. Çünkü dünyaya getirdiğiniz İsmail ile Tanrı'nın verdiği gerçek vaat arasında ömür boyu sürecek bir çekişme olacak demektir. Bu derste anlattıklarımı iyi anlayabildiğinizi umuyorum. Çünkü İsmail hizmetlerine ihtiyacımız yok. Vaat hizmetlerine ihtiyacımız var. Dünyamızı değiştirecek olan budur.